Herkese merhabalar. Kelimelerin Türkçelerini kullanıyor muyuz Songuç'um günlük hayatımızda? Kullanıyoruz öğretmenim. Kullanıyoruz diyorsun değil mi? Ama esasında bazen dilimizdeki birçok sözcüğü bilmeden Türkçe zannedip kullanıyoruz. Mesela food kelimesi, hotel kelimesi, işte kafe kelimesi veyahut hatta işte buna benzer birçok kelime günlük hayatımıza dilimize yerleşti. Okey öğretmenim. Bak okey öğretmenim diyorsun. Okey diye bir şey yok ki Türkçede. Tamam öğretmenim demen lazım. İşte dilimizde birçok sözcük maalesef yabancı dillerden dilimizin içerisine girdi ve dilimize zarar veriyor. Neden biliyor musun Tonguç'um? Neden öğretmenim? Bak söyleyeyim neden olduğunu. Biz mesela şu anda giydiğimiz gömlekler, işte kullandığımız saatler, işte telefonlar bunların hepsi tüm dünyada ortak. Herkes benzer saatleri, benzer kıyafetleri giyiyor. Bizi biz yapan en önemli unsur bizim kültürümüz. Kültürümüzün de en önemli unsuru nedir? Bayrağımız. Evet haklısın bayrağımız çok önemli Tonguç'um ama dilimiz de çok çok önemli. Eğer biz dilimizi kaybedersek yani böyle düşünsene bayrağımız var, işte üzerimize kıyafetlerimiz var, ülkemizin sınırları içerisindeyiz ama... ...hi Tonguç, how are you diye konuşursak e ne oldu İngilizce konuşuyoruz artık. Böyle olmaz ki. O zaman dilimiz kaybolur. Dolayısıyla dilimizdeki sözcüklerin Türkçesini kullanmaya özen göstermeliyiz Tonguç'um. Bak sen ne demişsin? Burası Türkiye mi? Burası Türkiye mi diyorsun? Gerçekten de sanki yabancı bir yer gibi. Food, sale, hotel, kafe. Bu kelimeler artık dilimize çok fazla yerleşiyor. Bunlardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Yiyecek dememiz lazım. Veyahut da indirim dememiz lazım. Buna benzer kelimelerin Türkçesini kullanmamız lazım. Gel bakalım. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetli." Yani bizim hani bayrağımıza gurur duyuyoruz ya Tonguç'un um. veya İstiklal Marşımızı çok seviyoruz. İşte Atatürk'ü seviyoruz. Ülkemizin sınırlarındaki her yeri çok seviyoruz. Bir küçük taş parçası, bir küçük toprak parçamız bile bizim için çok değerli. Burası bizim cennet vatanımız. Ama işte bu cennet vatanın bu duygunun oluşmasında, milli duygunun oluşmasında dilimiz de önemli. Çünkü biz hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Yani yurtdışına gittiğin zaman mesela ben bir keresinde yurtdışına çıktığımda e, yabancıya benzeyen yani Türk olmadığını düşündüğüm birisi Türkçe konuşunca o kadar mutlu oldum ki sarıldım. Abi ne haber falan? A iyilik neredensin? İşte Eskişehir'den abi ben de şuradan falan. Böyle konuştuk. Dolayısıyla milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetli Tonguç'um. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesine başlıca etken. Türk dili dillerin en zenginlerinden. Biliyorsun biz tüm dünyada farklı farklı yerlerde birçok devlet kurmuşuz. Orta Asya'da, Anadolu'da, Kuzey Afrika'da, Balkanlar'da mesela şöyle düşün. Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler mesela Gazneliler Hindistan'da Türk devleti kurmuşlar. Yani daha doğrusu Hindistan'a İslamiyeti götürmüşler, Hindistan'a e, fetihlerde bulunmuşlar. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti bak ne kadar büyük devletler kurmuşuz. Hani diyoruz ya Yunanistan, Bulgaristan, Romanya bunların hepsi bizim altımızda 500-600 yıl yaşamışlar ve biz onların diline ve kültürüne dokunmamışız. Ama bizim dilimizle onlarla iletişime geçerek farklı farklı kelimeler kazanmış, çok zengin bir dil olmuş. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ülkesini yüksek istikbalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyundurundan kurtulmalı. Ülkesini ve yüksek istikbalini... İstikbal ne demek öğretmenim? İstikbal gelecek demek Tonguç'um. Yüksek istikbalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Boyunduruk ne demek öğretmenim? Boyunduruk da yani yabancı dillerin esaretten yabancı diller onları böyle e, elimize ele geçirdiyse bizim dilimizi biz onların boyunduruğu altına girmiş oluyoruz Tonguç'um. İşte bundan kurtulmalıyız diyor. Dolayısıyla dilimizdeki yabancı sözcüklerden bir an önce kurtulmamız lazım. Tabii ki bazı kelimeleri mecburen alıyoruz. Mesela diyelim ki selfie kelimesi. Bunun yerine öz çekim diyebiliriz. Ama selfie, 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 selfie Herkes onu kullanıyor. Yanlış bir kelime. Siz selfie çekiniyor musunuz öğretmenim? Ben e, selfie çektirmiyorum Tonguç'um. Ben öz çekim yapıyorum. Öz çekim daha güzel. Dolayısıyla sen de öyle yapmalısın <laughs> yabancı dillerden gelmiş sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanmamız lazım. Mesela bak burada bazı kelimeler var. Demiş ki izlediğin dizinin bana linkini atar mısın demiş. Şimdi link kelimesinin Türkçesini biliyor musun buçu? Çok... Bilmiyorum öğretmenim. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Tamam bilmeyebilirsem ben hemen söyleyeyim. Bağlantı. Yani izlediğin dizinin bağlantısını atabilir misin demek lazım. Link yerine bağlantı dememiz lazım. Yeni jenerasyonla çok iyi anlaşıyorum. Jenerasyon ne demek? Bak jenerasyon ne demek diyorsun? Çok güzel. Jenerasyon İngilizce'de generation kelimesinden geliyor. Nesil demek. Nesil yani bir milletin mesela şu anda siz yeni nesilsiniz Tonguç'um. Sizler artık bilgisayara daha hakimsiniz. İnterneti genel ağı çok daha iyi kullanıyorsunuz. Bizler biraz daha eski nesil olduk artık. Sık sık fast food yemek sağlığa zararlıdır. Burada da fast food kelimesi yerine hazır yemek dememiz gerekiyor. Yani böyle zararlı yiyecekler var yani. Çok böyle çok seviyoruz. Annem yememe izin vermiyor öğretmenim. Tamam. Annen yemene izin vermiyorsa ben gerçekten anneni tebrik ediyorum. Fazla yemek de esasında zararlı. Hani bazen keyif olsun diye yiyebiliriz ama her zaman her zaman onlardan yemek zararlı. O yüzden annen gerçekten doğru olan yapıyor. Görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz öğretmenim bay bay. canım ders bitmedi Tonguç'um nereye gidiyorsun bu cümleyi okuyorum Allah'ım yarım görüşürüz bay bay deyip gidiyor ya. Görüşmek üzere bay bay diyeceğimize güle güle dememiz gerekiyor güle güle. Yani güle güle git güle güle gel bu grubun vokali çok iyi diyeceğimize vokal kelimesi yerine ses sanatçısı dememiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Şimdi bazı kelimeler var ki gerçekten dilimize artık yerleşmiş. Mesela pardon kelimesini çok pardon bana yardım eder misin? Ya pardon yerine rica etsem dememiz lazım mesela rica etsem. Genetik kelimesini unuttunuz öğretmenim. Hayır hayır genetik kelimesini unutmadım Tonguç'um evet haklısın. Genetik kelimesini unuttum zannettin. Unutmadım. Onu da hemen Türkçesini söyleyeceğim. Genetik kelimesinin diğer adı kalıtımsal, kalıtımsal demek. Kalıtımsal rahatsızlığınız var mı? Yani işte babanızdan, dedenizden, büyüklerinizden geçen bir rahatsızlığınız var mı demek istiyorum. Bir daha asla onunla polemiğe girmeyeceğim dediğimizde de, polemik yerine laf dalaşı kelimesini kullanmamız, tamlamasını kullanmamız gerekiyor. Laf dala dalaşı. Evet. Şimdi jenerikte onun ismini görünce hepimiz çok şaşırdık. Jenerik yerine de tanıtım dememiz gerekiyor. Jenerik kelimesinin Türkçesi de tanıtım. Şimdi gel burada bazı kelimeler var onlara bakalım. Demiş ki bilgisayarımın mouse'u bozuldu. Mouse nedir Tonguç'um? Bu öğretmenim. Teşekkür ederim verdiğin için. Yani bunun olduğunu biliyorum. Bana bunu uzatmana gerek yok Tonguç'um. Yani fare. Türkçesi bunun fare. Dolayısıyla mouse yerine fare dememiz gerekiyor. Mouse yerine fare kelimesini kullanmamız lazım. Annem çok güzel bir elbise dizayn etti. Hayır. Dizayn etti değil. Tasarladı ya da çizdi diyebiliriz. Tasarladı dememiz daha doğru. Çünkü design İngilizce'de design kelimesinden geliyor. E bunu sen yana design etti deyince böyle çok komik bir şey oluyor. Olmaz. Anlamsız. Çocuklar onlar için hazırlanan tüm etaplarda çok eğlendiler. Etap yerine aşama dememiz gerekiyor Tonguç'um. Aşama. Artık işimde full time çalışacağım. Full time yerine bak time zaman demek full de tam demek. O zaman bunun karşılığını kullanacağız. Tam zamanlı çalışacağım dememiz gerekiyor Tonguç. Um. Türkçeyi full yapacağım öğretmenim. Çok kötü bir hata yaptım bak mesela şimdi. Türkçede full yapacağım. Ya yani Türkçe dersinde full yapamazsın. Türkçe dersinde tüm soruları doğru yapacağım demen lazım. Yani full kelimesi Türkçe değil zaten. E sen Türkçede tüm soruları doğru yaparken Türkçe olmayan bir kelime kullanıyorsan bu da büyük bir hata. Dolayısıyla Türkçede full yapacağım demek hatalı bir cümle Tonguç evladım benim. Şimdi Birlikte yer, aşağıda yer alan yabancı sözcüklerin karşılığını Türkçelerini yazmaya çalışalım. Buradaki bazı kelimeler gerçekten günlük hayatımızda az kullandığımız kelimeler ama bilmemiz lazım. Şimdi demiş ki ambiyans. Ambiyans hava demek. Yani mesela bir anda ambiyans değiştireceğimizi bir anda havamız değiştirebiliriz. Agresif yerine saldırgan kelimesini kullanabiliriz. Şu anda ekranları baştaki arkadaşlarımız da bu kelimeler nedir ya diyebilirler. Bazılarını biliyor olabilirler, bazılarını bilmiyor olabilirler ama bizler çok güzel bir şekilde bu kelimenin şimdi Türkçesini öğreniyoruz. Bundan sonra da hep Türkçelerini kullanacağız. Blöf yerine kandırmaca kelimesini kullanmamız gerekiyor. Tonguç evladım benim. Chat yerine ne dememiz lazım? Sohbet demeliyiz. Harikasın. Bak bunun Türkçesini biliyorsun. Sohbet kelimesini dememiz lazım. Gerçekten seni alkışlıyorum. <laughs> çok güzel. güzel arkadaşlar bize buradan alkışıyorum. <laughs> yerine hesap belgesi. Hesap belgesi. Hani böyle işte bir para gönderildiği zaman, bir ödeme yapıldığı zaman hesap belgesi dememiz lazım. Ekstra yerine fazla. Mesela çok ekstra ders çalışman lazım değil de çok fazla ders çalışman lazım dememiz lazım. Final yerine son. Full yerine ne diyecek Tonguç'um? Fül diyeceğiz. Hayır fül değil. Fül diye de bir şey yok Tonguç'um. Niye şaka yapıyorsun? Full yerine ne fül diyeceğiz ne başka bir şey. Full yerine tam diyeceğiz. Fül diye bir şey yok Türkçe'de Allah'ım yarabbim. Şimdi gelelim diğer kelimelerimize. Aşağıda yer alan yabancı sözcüklerin karşılığında Türkçelerini yazalım demiş. Mesela dubleks iki katlı demek Tonguç'um. Hani dubleks ev aldılar. Hayır iki katlı dememiz lazım. Exit yerine çıkış. Zaten exit kullanılmıyor da çıkış dememiz lazım. Asistan, asist yani yardımcı demek İngilizce yardım etmek demek. Biz de o zaman yardımcı sözcüğünü kullanabiliriz. Mikro yerine dar ya da küçük ifadelerini kullanabiliriz. Branş yerine dal yani mesela hangi branşta çalışıyorsun diyeceğimize hangi dalda çalışıyorsun ya da bu bilimin hangi kolunda çalışıyorsun diyebiliriz. Labirent yerine dolambaç. Check-in yerine giriş işlemleri. Giriş işlemleri. Bunları daha çok bilhassa havalimanlarında kullanıyoruz. İşte check işlemlerini yaptırdım. Ne diyorsun ya? Giriş işlemlerini yaptırdım mı? Ya da çıkış işlemlerini yaptırdım mı ifadelerini kullanmamız lazım. Bunlar hep İngilizcelerim. Şimdi gel seninle birlikte sorular çözelim. Tabii sen de dersimizden sonra mutlaka Zoru Bankamızdan ya da taktikli kitabımızdan sorular çözmelisin. Bunları birazdan ödev vereceğim sana ama şimdi gel birlikte sorular çözelim. Şimdi ''Dilimize girmiş yabancı sözcükler ile Türkçe karşılıkları eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?'' diyor. Şimdi, doküman kelimesinin Türkçesi belge. Bak burada böyle bir şekilimiz oluyor. Tamam, birinci şeklimizi çizdik. Departman kelimesinin Türkçesi bölüm kelimesi. Sempatik kelimesinin e, Türkçesi nedir biliyor musun Tong Tonguç'um? Sevimli demek öğretmenim. Harikasın, sevimli. Tebrik ederim, bunu iyi bildin. Printer yazıcı. Gerçekten tam bir karmaşa oldu. Şimdi burada bunlara gidiyor, bu olmaz. A seçen olmaz. Burada sadece şu yukarı doğru gidiyor, diğerleri aşağı gidiyor. Bu da olmaz. Şurada bak bu bunlar buraya gidiyor, bunlar buraya gidiyor. Evet, bu çok C'ye çok benziyor. D'de de e, bu buna gidiyor. Bak, printer belgeye gidiyor. Bu da olmaz. O yüzden cevabımız net bir şekilde C seçeneği. Buradan ziyade senin için önemli olan şey şu. Doküman belge demek, departman bölüm demek, sempatik sevimli demek. Printer da yazıcı olarak kullanmamız gerekiyor. Şimdi senin yapman gereken nedir? Bu konuyla alakalı 4. sorunun zoru bankamızdan Dördüncü sınıf taktik Türkçeden ve sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızdan sorular çözmek. Benim sana tavsiyem taktik kitabımızı aldıysan eğer taktik kitabımızın içerisinde çok güzel etiketler var. Bu etiketleri bak burada çok güzel Türkçe alakalı çok güzel etiketler var. Bu etiketleri Türkçe posterimize yapıştırdıktan sonra bilhassa Türkçe'de kendini geliştirmek adına paragrafta anlam ve yazım kuralları alakalı bol bol soru çözmeni istiyorum. Burada metinde anlam yani paragrafta anlamla alakalı çok güzel sorularımız var. Bunların hepsini güzel güzel çözdüğünde mutlaka netlerin derslerindeki başarı artacaktır Tonguç'um. Kitaplarımızı açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın.